efendim. ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir TL varlıkları alalım. Bir son duruma tekrardan bakalım istiyorum. Hem kur cephesinde neler oluyor? Tabii onu da konuşacağız birlikte. Ee, burada e, özellikle Borsa İstanbul'da 8500'ün üzerinde kalıcılık sağlayacak mıyız? Bugünkü açılış hatta haftalık kapanışımızda önemli olacak. Kapanış tam 8500'ün altında gerçekleşmişti. Az önce konuştuğumuz gibi. E, Dolar Türk Lirası'nda ise 30-36'lardayız. Euro Türk Lirası 32-79 seviyesine. Seyre ederken sepet kuru ise 31.58 civarında seyrediyor. Gram altın artık 2000 liraya yaklaştı. Şu an az önce çünkü sizlerle ons altın fiyatını konuşmuştuk. İki taraftan besleniyor. Dün de ifade etmiştik yani gram altının 2000 liralara gelmesi için bir miktar artık ons altından da beslenmesi gerekiyor demiştik. Ve sonrası ons altına gördüğümüz hafif yükselişlerle birlikte gram altında bu sabah 1995 TL civarında seyrediyor. Aynı zamanda dün CDS tablomuza da baktık ve Türkiye'nin risk priminde bir negatif ayrışma olduğunu ifade etmiştik. Burada gelişmekte olan ülkelerle birlikte CDS tablomuzu alabilirsek diğer ülkelerle bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Çünkü dün 7 puanlık bir yükseliş vardı Türkiye'nin 5 yıllık risk priminde. Eğer bu negatif ayrışma devam ederse piyasa üzerindeki etkisi nasıl olacak? Bunu da programımız boyunca konuşacağız. Şimdi döndük burada gelişmekte olan ülkelere risk primimiz 329 bas puanla yükseldi. Yükseliş devam ediyor. Ama bu sefer bize negatif ayrışma yok. Ve sonrası diğer ülkelerde de bir negatif ayrışma görüyoruz. O yüzden diğer ülkelerle birlikte bir sepet olarak değerlendirmek önemli. Çünkü burada risk birimini küresel mi yoksa içerideki gelişmeler mi belirliyor? Diğer ülkelere göre hareket ediyoruz. Bizde 5 puanla yakın bir yükseliş var. Ve aynı zamanda Güney Afrika'ya dönüyoruz 6 puan Kolombiya'da 4 puanlık yükseliş yaşanırken Brezilya, Meksika ve diğer taraftan Kore'de de yine yükselişler olduğunu risk priminde görüyoruz. Tabii burada risk priminin yükseliyor olmasını da olumsuz haneye yazalım. Ve dönelim Ali Acar'a Borsa İstanbul'un kapanışını konuşacağız ama aynı zamanda açılış beklentilerini de alacağız kendisinden. Ali ile birlikte burada Borsa İstanbul tarafını yorumlayacağız. Ali Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. 8500'ün üzerinde dün yine endeksi kapatamadık. Yavaş yavaş bilanço dönemi de başladı. Akbank'ın da bilançosunu alacağız seans kapandıktan sonra. Uzun bir süredir Borsa İstanbul tarafında yeni halka arz haberimiz yoktu. Fakat dün e, burada SPK tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda iki yeni halka arz da geliyor. Bu yeni yatırımcı getirir mi? Önce bir halka arz tarafıyla başlayalım dilerseniz şöyle baktığımızda son dönemde aslında kötü performans sergileyen halka arzlarının neredeyse tamamı yukarı döndü ve ciddi anlamda piyasanın da dönmesiyle birlikte yüzde yüze varan getiriler sağladı. Yani dip rakamlarda yakalayan yatırımcılar için bu açıdan baktığımızda yeni gelecek halk arzlara da yine ilgi olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani e, söylemek gerekirse ara vermemiz iyi oldu. Bu arada bozulan halka arz yapısı yeniden pozitife döndü. Bununla birlikte de yeni yatırımcının gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. En azından pasife çekilen hesapların tekrar fonlanıp halka arz açısından aktifleşmesi beklenebilir diye söylenebilir Pelin Hanım. Peki diğer taraftan şimdi yaklaşık 2 dakika içerisinde Borsa İstanbul'un kapanış rakamlarını da alacağız. Dün Borsa İstanbul tarafında aşağı yukarı bir 23 milyonluk BİSTÜZ tarafında 23 milyonluk para çıkışıyla günü kapattık. Ama genel olarak takaslara baktığınızda takaslar bu yükselişin devamını onaylıyor Birazdan teknik seviyeleri konuşuruz ama çünkü takas tarafında hem vadeli tarafta hem spot tarafta sıkça izliyor. Zaten ee, kendi izleyenlerinize ve takipçilerinize de sıkça paylaşıyorsunuz ama burada para girişinin devam ettiğini görüyor muyuz Ali Bey? Buna şöyle bakmak lazım aslında Perihan Hanım. Bizim önceki yükselişlerimiz, yukarı yönlü hareketlerimiz gün içi volatilitenin çok çok yüksek olduğu şekilde gerçekleşti. Ama son döneme baktığımız zaman çok fazla gün içi volatilite yok. Yani yukarıya gidiyoruz tamam sonrasında aşağıya gelmeden çok hafif düzeltmeler yaparak ee, tekrar yukarı yönlü hareketimize devam ediyoruz. Öncekinde nasıldı? %2 yukarıya gidiyorduk. Seans içinde o %2'nin tamamını veriyorduk. Sonrasında %2 yukarı gidip ilk başladığımız yere gelip kapatıyorduk. Bu sayede zaten hacim de inanılmaz yüksek seviyelere ulaşmıştı. Hı hı. 150 milyarların üstünü görmüştük ki son döneme yükselişe baktığımız zaman hacim çok nadir olarak 100 milyar üstünü görüyor. Bununla birlikte de zirveye kadar gelmiş durumdayız. Ama bir ben açıkçası söylemek gerekirse zirvede biraz daha hacmin artmasını bekleyen taraftayım. Yani eğer biz zirveye güçlü şekilde kırdık, yeni zirveler yapacağız, devam edeceğiz hareketimize diyebileceksek en azından bu hacmin 100 120 milyarlar üzerine oturmasını beklememiz gerekiyor diye söyleyebiliriz. Para girişinden ziyade genel anlamda baktığımız zaman tamam yabancıların ilgisi oluyor fakat burada e, yerli yatırımcı hala bana göre ön planda ne kadar fazla yerli yatırımcıyı faizden çekip borsaya getirebilirsek o aşamada borsa daha güçlü hale gelecek diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcı biraz daha seçimin yaklaşmasını politikalar tarafındaki garantiyi bekleyecektir diye söyleyebiliriz. Peki Borsa İstanbul açılış rakamları geldi. Bir kez daha 8500'ün üzerindeyiz. 8514 açılış rakamımız. Gün aynı zamanda tabii vade sonuydu. Onun üzerine, üzerinden de geçeriz. %0,21'lik yükseliş görüyoruz. Şu an baktığımızda bankacılık, sanayi, holding, teknoloji, ulaştırma gibi büyük endekslerde güne pozitif tarafta başladı. Şimdi bir diğer unsur var ki aslında sizin de altını çizdiğiniz gibi evet burada yerli yatırımcı sayısında bir düşüş var. Yabancı yatırımcıya da odaklanıyoruz ama e, dediğiniz gibi yerli yatırımcının da burada e, yükselişe eşlik etmesi gerekiyor diyorsunuz ve burada piyasa yükselirken hacimler anladığım kadarıyla sizde çok memnun etmiyor. E, dün tabi vade sonunun etkisi vardı. Şubat'a geldik. Şubat ve Mart artık seçime şu an itibariyle iki ay var. Biraz daha burada fiyatlama o zaman size göre seçim sonrası mı şekillenir yoksa hem TL hem de dolar bazlı olarak burada sonuçta düşeni kırdık. E, o yüzden piyasa e, seçime tarihi zirvede mi gitmek isteyebilir? Nasıl bir proje, projeksiyon çizebiliriz Ali Bey? Burada belki grafik üzerinden de konuşabiliriz. Şöyle söyleyebiliriz. Aslında biz teknik açıdan baktığımızda genelde ilk denemelerde eski zirvemizi aşamıyoruz. Bu açıdan belki aşağı doğru %2, %3 marjda bir düzeltme yapıp eski tepeyi teyit edip Sonrasında dönüp zirve yönünde kırılım beklenebilir ki ben burada seçimden önce çok büyük bir aksilik olmadığı sürece gerek içeride politika tarafında gerekse dışarıda e, savaşlar tarafında olumsuz gelişmeler eklenmediği sürece gerilim artmadığı sürece 9.000-9.300'lerin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani sizin de belirttiğiniz gibi seçimden önce yeni zirveye gidebiliriz. Ama bu gidiş bence yabancıdan çok yerli yatırımcının katkısıyla olur diye düşünen taraftayım açıkçası. Çünkü yerli yatırımcıyı biz son dönem, son çeyrekte özellikle faiz tarafına kaçırdık büyük kısmını. En azından 100 birimde 90 birimini borsada değerlendiren yatırımcı artık 90 birimin 40 birimini daha faiz tarafına göndermişti ki son dönemde bunun etkisini görüyoruz. Faizlerde hızlı bir şekilde geri çekilmeyle birlikte yeniden içeri tarafa borsa tarafına para akışının olduğunu da gördük. Burada yabancıdan çok biraz daha yerlinin ön planda olacağı seçim süreciyle birlikte de ben seçimden biraz önce yabancının pozisyonlanmaya başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü seçimden sonra biraz geç olabiliyor ki bunu önceki seçimde de gördük. Böyle bir durumda hızlı bir halli gelebiliyor peşinde. Bunu da yabancı kaçırmamak için seçimden en azından 1-2 hafta önce pozisyonlanmayı tercih edebilir diye söyleyebiliriz. Teknik açıdan da e, özellikle bakacak olursak e, 8500 8600 e, eski zirvemizin bulunduğu bölge. Bu bölge üzerinde kalıp kalamayacağımız bizim için çok çok önemli olacak. E, az önce de belirttim. Eğer ilk denemelerde geçemiyorsak bir aşağı doğru %2-3'lük geri çekilme marjı sonrasında eski zirvenin teyidi sonrasında da yeniden yukarı dönüp e, yeni zirveler yönünde hareket etmemiz beklenebilir. Ama seçime pozisyonla gireceksiniz diye okudum ben söylediklerinizden seçim sonrası eğer geç olacaksa. Kesinlikle öyle. Zaten borsacı pozisyonsuz bir şekilde gece eve <laughs> Yatağa <gitmiyor>. girmez diyorsunuz. <laughs> bir şekilde bir şekilde devam edeceğiz. <laughs> Peki burada biraz daha şunu fark ettim, borsa İstanbul'da az önce bahsettiğiniz ve altını çizdiğiniz bu hacimlerin artması ve bu tarihi zirvenin hacimle kırılması için devreye sanki bankalarında girmesi gerekiyor. Son günlerde bankalarda ve bankacılık endeksine bir realizasyon yaşıyoruz ya. Tabii endeks'i çok fazla destekleyemedi haliyle. Burada yeniden devreye bankaların girmesini bekliyor musunuz? Neden? Çünkü garanti bankasının bilançosunu aldık bir önce göstergi olarak belki kabul edecek olursak piyasadaki konsensus beklentinin neredeyse %26 kadar yukarısında gelmişti kar net kar. Burada da e, bu akşam Akbank'a alacağız. Piyasanın genel beklentisi 13.4 milyar TL net kar açıklaması yönünde. Peki devreye bankaların girmesini bekliyor musunuz Ali Bey? E, açıkçası burada şuna dikkat etmek lazım, e, JP Morgan'ın raporuyla birlikte banka tarafı bozuldu. O ana kadar e, her şey güllük gülüstanlıktı diye belirtebiliriz Büyüyü ama o rapordan diyorsunuz. sonra maalesef bankalar tarafındaki büyüğü bozuldu. Zaten endeksi de e, bu seviyelere dar taşıyan bankalardı. Sonradan zirveye getiren maalesef bankaların elinden alıp e, sınai tarafı, havacılık tarafı, hizmet tarafı oldu diye belirtebiliriz. Bankalar ne zaman devreye girer? Evet bilançolar e, JP Morgan'ın beklediği gibi garanti tarafı zaten çok kötü beklenmiyordu. Beklentinin de üstünde geldi. Bu e, pozitif tabii ki. Ama e, asıl Akbank tarafı, iş Bankası tarafı buradaki bilanço kalemlerinde JP Morgan'ın beklediği kadar kötü bir durum yoksa gerçekleşmeler öyle olmazsa bankacılık tarafında yeniden ilgi artabilir ki bankacılık tarafı özellikle 9600'lar bizim için çok çok önemli seviyeler. Eski zirvenin bulunması nedeniyle bu seviyeler üzerinde kalıcılık göstermeye başladığında ...buraya da ilgi artacaktır diye yeni zirve yönünde düşünebiliriz. Şimdi Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Ee, biz tabii ki burada e, gönül isterdi ki ekonomiyi konuşurken değil mi? Jeopolitik gelişmelerden, siyasetten tamamen arındırılmış haliyle bahsedelim ama tabii bu mümkün değil. Ne bizde mümkün ne dünyada mümkün. Tabi burada hem jeopolitik gelişmeler hem siyaset bütün dünyada ekonomiyle birlikte iç içe geçmiş durumda. Beyaz Saray diyor ki S-400 kullanıyorsunuz ya siz diyor S-400 kullanımı F-35'lerle uyumlu değil. Yani şimdi biz size F-16 veriyoruz ama F-35 programına geri dönmek için... Bizim burada diyor kaygılarımızı giderin. Yani Türkçesi şu S-400'ü kullanmayacağınızı ifade edin. Biz sizi F-16'dan F-35 programına revize edelim diyor. Son zamanlarda mesela Türkiye ve Amerika ilişkilerini nasıl okuyorsunuz? Çünkü bunun otomatik olarak hem yurt dışından gelen yabancı yatırımcının Türk varlıklarına olan ilgisi, iki ülke arasındaki gelişmeler çok uzun yıllardır borsadasınız. Her zaman biliriz çünkü Türkiye e, tabi burada net bir şekilde ne zaman tavrını koysa biz Borsa İstanbul tarafında yabancı satışlarının yoğunlaştığını ama ne zaman yüzünü işte Avrupa'ya ya da Amerika ile ilişkilerini düzeltse buraya yabancı fon akımı olduğunu görüyoruz. İşte siyaset nedir ekonomiyle iç içe geçmiş hali tam da budur. O yüzden e, Beyaz Saray'ın bu açıklaması e, ne ifade ediyor sizin için? Şöyle aslında Amerika ne tamamen Türkiye'yi Rusya Çin tarafına kaptırmak istiyor ne de tamamen kendine bağlamak istiyor diye söyleyebiliriz. Tam arada kalmış durumdayız açıkçası. Bir şekilde herkes bir noktada taviz vermek durumunda kalabiliyor biliyorsunuz. Bizim iç tarafta asla İsveç tarafına onay vermeyeceğimizi söylüyordu ki birçoğumuz sonunda geleceğimiz noktada bir şekilde karşılıklı Anlaşmalar için bu reddin çekildiğini biliyordu açıkçası. Bununla birlikte biz ne yaptık? F-16'yı elde etmiş olduk. Bunun bir an önce geçmesi gerekiyor. Öncelikle bu tamam, okeyi aldık ama tamamen bize geldi mi? Gelmedi. Bunun gerçekleşmesini görmemiz gerekiyor. Sonraki adım F-35'ler. Onlar konusunda da bizim bilmediğimiz mutlaka arka tarafta, arka planda Pazarlıklar dönüyordur diye düşünüyorum mesela Halk Bankası da aynı şekilde bu uh -huh. tür bir süreçte Halk Bankası'nın ilk davası kaldırıldı rafa kaldırıldı biliyorsunuz ikinci davaya kaldık şimdi mutlaka hükümetler tarafında bu tip tavizler veriliyor adalet tarafında da müdahale geliyor yani sadece Türkiye'de hukuka müdahale yok aslında bunu bu taraftan da bakmak gerekiyor belki bizde biraz daha fazla çok daha fazla oluyor olabilir ama bir şekilde verdiğiniz tavizlerle birlikte karşı tarafta da bunu görebiliyorsunuz yansımalarda. Bu yüzden hükümetler arası anlaşmaları arka planda neler döndüğünü bilmeden açıkçası çok net yorum yapmamak gerekiyor. Burada ki bugün ak dediğinize yarın kara demek zorunda kalabiliyorsunuz ki bunu çok defalarda teyit ettik. Burada açıkçası biraz daha geri planda kalacağını düşünüyorum. Tamam Onayı almamız durumunda piyasaya çok fazla pozitif etkisi olur. Ama onayı almamamız durumunda zaten biz bunu sattık. Çok da negatif etkisi olacağını düşünmüyorum. Peki şimdi çok konuşulan bir durum daha var. Norges, Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye yatırım. Bu arada bu ilk defa olmuş gibi konuşanlar da var. Hayır Norges zaten bize defalarca özellikle büyük ölçekli şirketlere geçtiğimiz yıllarda da birçok defa yatırım yaptı. Sadece bize değil birçok gelişmekte olan ülkeye yatırım yapar. Hatta Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan biliyorsunuz Rusya'da da yüklü miktarda yatırımları vardı ve orada ciddi zarar etmişlerdi. Ama tabii ki varlık fonu olarak baktığımızda Kendileri kıskanılacak ölçüde büyük bir net karla hatta rekor kırarak geçen yılı kapattılar. Ve Türkiye'deki şirketleri ise 1.3 milyar dolarlık yatırım yaptığını görüyoruz. E, Norges bizim için önemli çünkü buraya gönderdiği ordinolar e, uzun soluklu olabiliyor ve hakikaten piyasayı domine edebiliyor. Biz biraz daha Norges'ten Türkiye'ye daha fazla yatırım gelir mi? Biraz da bu kısmı konuşalım. Sizin böyle bir beklentiniz var mı Ali Bey? Ben gelebileceğini düşünüyorum çünkü burada hem büyük şirketler tarafında oldukça iyi kazanç ettiler hem de halk arzlardan da oldukça iyi kazanç ettiler. Çünkü birçoğunda kurumsal taraftan, yabancı kurumsal taraftan %5 ve üzeri pay alabiliyorlardı hala da devam ediyor. İlgilerini gösterebiliyorlar halka arz tarafında ve halka arzın da sonrasında yaptığı primleri de göz önüne alırsanız tabii ki kendi yatırım yaptığı sermaye açısından çok küçük miktarlar bunlar ama genel anlamda baktığınız zaman Türkiye'ye yaptığı yatırımlardan belki diğer birçok ülkeye göre daha kazançlı çıkmış olma ihtimalleri de olabiliyor e, diye belirtebiliriz. Ben devam edeceklerini düşünüyorum açıkçası. O zaman hadi ellerinde neler var ben de onun üzerinden geçeyim. E, Norges'in elinde e, en yüksek pozisyonu diyeyim daha doğrusu Tüpraş'ta. E, i̇kinci en yüksek pozisyonu Koç Holding'de. Ardından BİM, Akbank, e, Türk Hava Yolları ve Aselsan olarak devam ediyor. Şaşırtıcı değil. Dönüp siz MSI Endeks'indeki top 10 şirkete baktığınızda da zaten bir Kepte'de bu şirketleri görüyorsunuz. Kesinlikle. Zaten... Değil mi? Bu şirketler Borsa İstanbul üzerine de ağırlığı en yüksek şirketler. Dolayısıyla zaten elinde tuttuğu pozisyonlar da şaşırtıcı değil. Çok yüksek meblağı park etmek istiyorsanız Türkiye'ye yani onlar için küçük bizim için büyük diyelim daha doğrusu zaten bu şirketlerden. Farklı başka yerlere gidemezsiniz bunu hisseler ve şirketlerin de fiili dolaşımdaki oranı pozisyon büyüklüklerini kaldırmıyor zaten öyle Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle hep ne diyoruz biz yabancılar çıkabileceği hisseleri likit hisseleri hı hı. tercih ederler burada da bunu görüyoruz zaten. Peki Ali Bey biraz da vadeli tarafı konuşalım. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken bu arada yeni rekor geldi. 8500'lerin üzerindeyiz. Bu arada şimdi %0,75'lik bir yükseliş var. Yeni rekor gelmedi bu arada altını bir kez daha çizeyim kendimi düzelteyim. Ama vadeli taraf eksi de. Bu aradaki Keştik farkı... Etmiyor, evet. Heh, evet. Bu aradaki farkı bir viyop üzerinden konuşalım mı dilerseniz? Burada özellikle tabii dün pay vadelilerde vade sonuydu. Hı hı. Şimdi şey de vade sonu değil tabii ki endeks tarafında hı hı. bu ayın sonunda vade sonu. Vade yaklaştıkça biraz daha uyumsuzluk başlamayı uyumsuzluk artmaya başlıyor spot tarafla vadeli taraf arasında. Bunu özellikle dikkat etmek gerekiyor ki makası da yavaş yavaş kısmaya başlıyor. Burada tabii aşağıya gelen faizlerin de hafif hafif etkisi olmaya başlıyor makas arasındaki faiz ne kadar yüksek olursa spotla vadeli makası o derecede yüksek olmaya, artmaya başladığını zaten biliyoruz ki bu aradaki fark zaten e, faiz farkı, e, zaman farkı diye özellikle de belirtmemiz gerekiyor. Teknik açıdan yine değerlendirmek gerekirse vadeli tarafı burada özellikle 9280'ler bizim iş süren açısından önemli bir seviyemiz haline geldi. Bu değer üzerinde kaldığımız sürece vadeli de yavaş yavaş ayağa kalkmak isteyecektir. Ama aşağıda düzeltme gelmesi halinde önemli noktamız 9.280 olacak. Ve burada göreceğimiz kırılım da bizi 9.100'lere kadar getirebilecek diye belirtebiliriz. Peki burada e, şimdi dolar bazlı bakıyorum endekse aşağı yukarı 282 dolar civarındayız. E, kurdaki hareket için ne dersiniz? Hazine ve Maliye Bakanı e, Sayın Şimşek ekonomi politikamız bir heves değil dedi. Yani e, biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok söyleminde bunu duymaya başladık. Hayır biz biz istikrarlı bir şekilde kulağımızı söylentilere kapatacağız ve bu politikayı uygulamaya devam edeceğiz diyor. Ve aynı şekilde e, Sayın Şimşek'ten de uygulanan bu ekonomi politikasının devamlı noktasında yine bir teyit geldi diyebiliriz. Bunun kur üzerindeki etkisini de konuşalım. Kur tarafındaki yükselişin devamını bekliyor muyuz? 30-36'lardayız burada. Artık grafik bakmak da çok zorlaştı. Yön yukarı hareketler sığ kesinlikle öyle aslında hem Cumhurbaşkanımızdan hem Sayın Şimşek tarafından gelen açıklamalar bizim yıllardır duymak istediğimiz açıklamalar. Sadece bizim değil Türkiye'yi takip eden herkesin duymak istediği evet. açıklamalar. Gerçek bir ekonomi politikası yani piyasanın gerçekleriyle uyuşan bir ekonomi politikası ve bunun tüm aktörler tarafından hem karar alıcılar hem siyasi aktörler tarafından desteklenmesi Olumsuz dedikodulara gelen e, haberlere rağmen kulaklar tamamen bu tarafta tıkanmış ve e, herhangi bir taviz verilmeden devam edileceği söyleniyor. Gerçekten bu hem piyasa hem bizler açısından çok çok önemli söylemler. Hep hani diyorduk ya tamam politika bir tarafta doğru izlenmesi gerekiyor ama arka taraftan da sözel yönlendirmenin mutlaka gelmesi gerekiyor diyorduk. Bunu çok net şekilde görüyoruz. Yani burada bir şekilde söylentiler doğru olsa bile Arka planda neye bakmak gerekiyor? Kol kırılır, yel içinde karıl diye bizim çok önemli bir sözümüz var. Bu tarafta bir şekilde bizim bu politikayı sürdürmemiz gerekiyor. Nihai hedeflerimize ulaşana kadar. Bu yüzden de bu açıklamaları gerçekten ben çok önemli buluyorum. Devamı halinde de bizim piyasamızın da genel anlamda desteklenerek gelişmesinin de devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki dolar Türk Lirası için e, yıl içerisinde bir beklentiniz var mı? Bunu temel e, bir gerekçe ya da teknik gerekçeyle de açıklayabilirsiniz Ali Bey. E, görüntünüz gitti ama sanıyorum size bir bağlantı e, için talep de gelmiş olabilir. Ha evet buradasınız. E, bir Güzeldi sanırım. Evet. Bir beklentiniz var mı dolar Türk Lirası'nda? Çünkü raporlar çok iyimser ya yabancı kurumlardan gelen raporlar. Dolayısıyla içeri ve yurt dışından gelen raporlar birbirleriyle çelişiyor son zamanlarda. Kesinlikle öyle. Çok çok iyimser gelen raporlar olabiliyor. Yani neredeyse negatife dönecek bazı kurumlar diye belirtebiliriz açıkçası. Bence çok iyimser beklentiler zaten Merkez Bankası'nın hedefi ortada. Bu hedef doğrultusunda ben hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Kontrollü hareket zaten devam ediyor. Burada çok net şekilde görüyoruz. Yavaş yavaş yukarı giden seyrin devam edeceği beklenebilir burada da. Yani çok aşağı bir hareket beklememek gerekiyor tabii ki raporlarda olduğu gibi. Ama net şekilde de yukarı gideceğimizde Belli bu konuda. Nerede bitirebiliriz? Ya da 40-42 bandında politikalar tabii hep not düşüyoruz. Politikalar değişmediği sürece bu aralıkta enflasyonun hafif altında bir getiriyle yılı tamamlamasını bekleyebiliriz doları Peki e, şimdi dolar da yön yukarı dolar-türk lirasında. E, burada kilit nokta. Gram altın neden? Gram altın 2000 liranın üzerine oturacak mı? Çünkü dolar tl'de yukarı yönlü hareket devam edecekse e, o zaman ikinci enstrüman olarak dönüp ons altına bakacağız. Ons altında yeniden bir hareket var. E, 2040 doların üzerindeyiz ve yaklaşık olarak gram altını 2000 liralara getirdi. Haliyle 2000 liranın üzerine oturması için de buna ons altının da müsaade etmesi lazım. O zaman soru şu, edecek mi? Yani siz burada mesela elinizde gram altın varsa tutmaya devam eder misiniz? Ben devam ederim. Niye devam ederim? Şu dönemde yatırımları çeşitlendirmek gerekiyor açıkçası. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu ne? Aslında FED'e baktığımız zaman FED'in son iki ayı neyle geçti? Ben Mart'ta faiz artırmayacağım diyor. Piyasa Buna inanmıyor açıkçası. İyimser tarafta olmayı tercih ediyor. Yine artırabilir olmayı satın alıyor. Yani genel anlamda baktığımız zaman bu kadar mart satın alınmışken martı net şekilde dün reddetmesi e, neyi getirirdi? Borsalarda çok ciddi bir satışı tetiklemesi veya altında ciddi bir satışı. Getirmesi beklenirdi ki ne altında böyle bir satış gördük ne borsalarda böyle bir satış gördük piyasa olumlu tarafta olmayı tercih ediyor Mart'ta gelmese bile Nisan Mayıs Haziran bu aylardan birinden geleceğini çok net şekilde bildiği için de bu aralıkta kalmayı tercih ediyor. Onsalt'ın yatırımcısı özellikle neye dikkat etmeli? 2040-2070 bölgesi aşılmadığı sürece buradaki testleri hareketinin hala devam edeceğini bilmesi gerekiyor. Aşağıda özellikle 1970-2000 bölgesi destek noktamız, yukarıda da 2040-2070 direnç bölgemiz. Ne zaman ki biz 2070'ler üzerinde kapanışlar almaya başlarız, artık Onsalt'ın tarafının yukarı yönlü yolu açıldı pozisyonlanmalar artabilir diye söyleyebiliriz. Ve Bitcoin tarafına geçelim isterseniz. Şimdi Bitcoin tarafında da fiyatlama 42 binde buraya oturmaya çalışıyor. Peki sizce bu 50 bin dolar üzerinde hareketi başlatacak bir dip çalışması mı bir güçsüzlük işareti mi? Şu an için değil açıkçası tepkimizi verdik. Geçen haftaki hı hı. yayında da özellikle 39000 bin, bin bölgesine Gelebilir diye söylüyorduk ya 39 binler test edildikten sonra hızlıca 44 binlere kadar yeniden atak yaptık. Ama 44 binler grafikte de görüldüğü gibi bizim bollinger'ımızın aşağı kırdığımız bollinger'ımızın üst bandı. Yeniden bu seviyeye üzerine oturmadığımız sürece çok net yukarı hareketler beklememek gerekiyor ki dün de zaten bunun düzeltmesini gördük bu seviyelerden yine aynı şekilde 44.000'i takip edeceğiz. 44.000, 44.700 seviyelerine bu aralık aşılmadığı sürece tekrar aşağı baskı oluşabilir. 41.000 ve 39.000'de desteklerimiz olarak Takip edilmeye devam edecek diyebiliriz. Burada da bir aralık belirtmek gerekirse 39-44.700'ler testere aralığımız olmaya devam edecek. Bir süre daha belirte diye belirtebiliriz. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için güzel bir seans diliyorum ben size de. çalışmalar. İyi seanslar, iyi yayınlar. Evet efendim Goldman Sachs'tan da bu arada dün FED sonrası bir rapor geldi. FED'den beklediği ilk faiz indirimi için beklentisini Mart'tan Mayıs ayına erteledi. Peki piyasanın şu an istediği mi olacak yoksa Pavlo'nun altını çizdiği biraz daha Mayıs-Haziran tarihlerinde mi bu indirim başlayacak? Detaylarını birazdan Doktor Altı Özarslan'la değerlendireceğiz ama önce kısa bir ara. Evet efendim ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Altı Özarsan bizlerle. Altı günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan'ı yayınlar. Evet dün Powell'ı takip ettik ve e, nihai olarak Powell net bir şekilde Mart'ta faiz indiriminin gelmeyeceğinin altını çizdi. E, bu arada e, yani Mart'ta başlaması pek olası değil ama komitedeki herkes de bu yıl faiz ineceği noktasında hemfikir diyor. Aynı zamanda enflasyon hala çok yüksek dedi. Enflasyonu düşürmek konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin de garantisi yok dedi. Özet olarak ekonomik büyümenin sağlam ve güçlü olduğunu söyleyebiliriz. İstihdam tarafı güçlü. İstihdam tarafını izleyeceğiz dedi. E, bu arada eğer istihdamda bir bozulma görürsek indirimleri öne çekebiliriz dedi. Ardından hemen e, az önce ifade etti gibi hem Goldman'dan hem BlackRock'tan revizyonda geldi tamam tamam biz Mart değil burada beklentilerimizi Mayıs'a çekiyoruz dedi. Ama şöyle bir durum var piyasada ben şöyle yorumluyorum piyasa diyor ki Pavel Bey aslında faiz Mart'ta inecek araştırmanızı öneririm diye bir tepkisi var piyasanın. Ee, bir ara %90'lara çıkmıştı biliyorsun beklenti. Ee, her ne kadar şu an %40'ların altına e, inmiş olsa da hala yüksek bir oran bana göre. Yani piyasanın bir kısmı hala Mart'ta faiz indirimini bekliyor. Peki gerekçe ne? Burada şimdi artık enflasyonla birlikte sıkı sıkı istihdam tarafını mı izleyeceğiz altı? Çünkü istihdamda bir bozulma olursa öne çekerim diyor. O yüzden Cuma'da tanımış istihdam rakamları gelecek. Şimdi Mart'ta faiz indirimi bekleyenleri bir ben, ya bir benzetme yapalım şimdi hissenin ismini vermeyeyim. sen Sasa, anlayacaksın. Sasa ben ne direkt Türkiye'de aklıma onu gelerek yazmıştım. Evet. Sasanın patronuna e, yani Sasanın patronu çıkıp dedi ki Şirketi Sayın Erdemoğlu tanımıyor. Yani, yok, yani. evet bu şirketin ederi 80 lira dedi ve yatırımcının ilk tepkisi de e, olur mu öyle şey ya araştırmanızı öneririm dedi patrona. Şimdi de Pavel aynı şey söyleniyor. Pavel Bey olur mu Mayıs araştırmanızı öneririm. Martta faiz inecek gibi bir tepki var piyasada. O martçılar işte o. Sosacılar. Şirket adına onu yazanlar yani patron şirketi bilmiyor, şirketin ederini bilmiyor, değerini bilmiyor, fiyatını bilmiyor diyenler. Dünyanın her yerinde zaten aynı jenerasyon var yani bizi de çok dünyadan kopuk sanmasın insanlar. Amerika'da da var işte böyle insanlar. <laughs> faizinin fiyatlıyor. Neyse işin şakası yani şakayla girişi bir yana. Şimdi şöyle toplantı çok basitti. Yani ez cümle olarak nitelendirmek gerekirse bence ne böyle çok şahin bir metin ve e, Paul'un söylemi var. Ne de böyle hani güvercin sayılabilecek bir şey var. Ben iki kelimeyle yani toplantıyı net olarak nitelendiriyorum. Birincisi bence dengeli. ikincisi ihtiyatlı. Verilen mesaj da çok açık. Evet bağlantımızda ne? bir sorun oldu. E, son cümleni duyamadık. E, Geldi mi? Evet, evet son cümleni tamam. duyamadık. Büyüme, büyüme, büyüme hala sıcak ve kuvvetli. İstihdam tarafında biraz güç kaybı var. İstihdam tarafı ama hala sonuçta bir şekilde sıcak. Burada istihdam yaratılmaya devam ediliyor. Yani arzdan daha fazla istihdamda bu tarafta bir talep var deniliyor. Diğer taraftan da enflasyon hedefe göre yüksek, geçmiş rakama göre değil. Hedefe göre yüksek ama çekirdek taraf bizi biraz endişelendiriyor. Buradaki yapışkanlığı izleyeceğiz diyor. Bundan sonraki süreçte de bunu izleyerek devam edeceğiz. Yani Mart'ta zaten faiz indirimli swap piyasası %60 falan oranlıyor şu anda. Bence bence %1 bile ihtimal yok. Yani en baştan beri söylüyorum Mart'ta olabilme ihtimali yoktu zaten. Ama burada soft landing'e doğru götürmeye çalışıyor. Soft landing beklenilenden daha hızlı bir şekilde gelirse ya da soft landing böyle biraz daha hard landing'e dönermiş gibi yaparsa yani hani ekonomideki dinamikler bozuluyormuş gibi yaparsa faiz indirimini öne çekebiliriz. Bu her zaman masada üstü kapalı bir şekilde söyleniyor. Ben şu an dünkü toplantı itibariyle bundan sonra indirim Haziran ayında beklerim. Senenin sonuna kadar da 3 faiz indirim bekliyorum. Yani 25 çarpı 3 yapar. Çok yani böyle görünüme dair biraz endişesi artarsa da 25 çarpı 4 yapar ki yani geçen de söylemiştim faiz indirimini çok yapması 2024 yılında piyasa pozitif bir şeydi piyasa negatif bir şey. Çünkü hı hı. ekonomide büyüme yok. Ekonomiye dair endişeler var, bu yüzden faizi çok indirecek demek. Yani buradan ihtiyatlı gitmesi, ufak ufak indirmesi esasında piyasalar için satın alınabilecek, yani piyasaları yeşil yapacak, coşkulu bir şey. Çıkıp da fed ben dört tane, 5 tane indireceğim derse hisse senedi falan negatif bir olguyu konuşuyoruz bu saatten sonra. Yani bu yüzden de bence piyasa hala fed'in inatlaşıyor. Yani bu zaten enflasyonun başladığı dönemden biri var. Bu inatlaşma ne zaman nerede bitecek bilmiyorum. Ee, ama hani sonuçta bu şekilde fiyatlama devam ederse kaybeden bu piyasa aktörleri olur. Çünkü Fed e aynı yerde kalıyor aynı söylemleri söylüyor. Çok dengeli çok ihtiyatlı yani dediğim gibi dümdüz bir çizgi üzerinde şu anda ilerliyor bence. Peki Altuğ o zaman şimdi bu daha doğrusu Fed sonrası şu an 10 yıllıklara bakıyorum. Yeniden %4 seviyesinin altına geldi 3.95'lerdeyiz. Bu artık 4.10'lar son piki miydi o zaman yukarı yönlü? Ya onu kestirmek çok zor çünkü uh -huh. orada yani bence faizden başka dinamikler var şu anda orada. İşte yani birincisi işte hazinenin biliyorsun borçlanması önce bir geçen sene biraz yüksek açıklandı. 55-56 milyar dolar Amerikan hazinesi işte bunu yakın dönemde 40 biraz daha az yapacağım dedi. Şimdi buradaki borçlanmanın durasyonu çok önemli bundan sonraki süreçte. Hani yalın burada quantitative tightening'i biraz... Evet bitirmeye oynuyor gibi. Çünkü son bir buçuk iki senedir Amerikan hazinesi çok kısa vadeli borçlandı. Bu yüzden borcun geri dönüşü de yani rol edileceği vakitte sürekli 2024-25 gibi yıllara kaydı. Bu yüzden daha kısa vadeli durasyona daha uzun vadeli durasyon arasında borçlanmak bence oradaki bütün tahvil faizlerini... verim verisini etkileyecek. Eşterinin yani çok... Quantitative tightening hikayesi var bir şekilde bu faiz artışından önce mi bitecek, azaltarak devam mı edecekler, nasıl yapacaklar bunlar da önemli. Bu yüzden tahvil piyasasını bence bu saatten sonra politika faizinden ziyade burası daha çok etkileyecektir. Politika faizini etkileyeceği yer bence verim eğrisinin 2 ile 5 yıllık tarafı olur. Ama bunun, bunun üzerindeki vadeyi daha çok etkileyecek faktörler dediğim gibi yani kuantitif tightening, hazine borçlanması vesaire kamu borcu gibi hikayeler olacak. Bir de tabii e, biliyorsunuz seçim var Kasım ayında. Uh -huh. Ee, seçimde de büyük ihtimalle yani Trump aday olacak ve kazanacak yani. yani ben en azından öyle bakıyorum şimdi tabii öyle bir faktör de olacak bunun da Amerikan faizlerinin fiyatlanması olur ama dediğim gibi yani artık o parametrenin önünde katsayısı bence en düşük olan parametre şu anda Amerika'da FED faizi diğerlerinin katsayısı daha yüksek şu anki görünümde ben biraz böyle bir e, bant içerisinde hareket bekliyorum belki işte 3.60 ile 4.30 arasında bir hareket olabilir çok da ciddi bir bant yani Amerikan tahvili olarak bakarsak %20'ye yakın bir bant aralığı var çok yukarı gitmesi için bir sebep yok şu anki görünümde. Ama çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi için de faiz indirimi Mart'ta falan olmayacaksa çok ciddi bir sebep yok. Real faize göre adjust edecek bundan sonra FED. Ama dediğim gibi 2 ve 5 yıl arasındaki tahvil vadesi yani ve biller yani 1 yıla kadar olanlar esasında. Orası bence FED politikasına şu anda daha duyarlı. Oralardaki hareket daha sert olabilir ve verim eğrisinde bir dikleşme görebiliriz. Bence asıl fiyatlama orada olacaktır. Peki şimdi biraz fiyatlama üzerine ya daha doğrusu piyasa üzerindeki etkisini de değerlendirelim. Önemli bir şey söyledim. Ben Trump'ın kazan almasını bekliyorum dedin. E, Trump long biridir. Biz e, çok iyi biliyoruz. Hatta Powell'la kavgalarını da şah, e, şahit olduk e, geçtiğimiz dönemlerde. Yani endeksler düşmesin, hep yükselsin isteyen bir iş adamı aslında kendisi. Doğal olarak şirket yatırımcısı ve kendisi de bir yatırımcı olduğu için e, piyasanın sürekli yükselmesini isteyen bir isim. E, dolayısıyla e, faiz indirimi beklentin var. Trump'ın kazanacağı beklentin var. E, ne duruyorsun? Amerika'da pozisyon açsana diyeceğim Dolayısıyla e, o yüzden hisse senedi tarafında e, burada yeni zirveler e, görebilir miyiz Amerika endekslerinde bu durumda? Yani ya da daha doğrusu burada pozisyonlanmak makul mü şu an? Ya ben orayı bir buçuk senedir beğenmiyorum. Yani Dün de açmadım, bugün de açmıyorum. Yarın da Amerika'da... Bir pozisyon açacağımı düşünmüyorum açıkçası. Evet. Yani Trump seçilse de seçilmese de. Hani Trump'ın betine belki oynanacak bir, bir iki tane seçenek var. işte geçen dönemde de olmuştu. Onun bir sosyal medya şirketi üzerinden falan ama yani çok spekülatif, fazla spekülatif hareketler. Onlar biraz böyle kumarımsı diyelim yani. Ama hikaye şu yani benim için Amerika çok pahalı şu anda. Amerikan hisse senetlerinde aşağı görünüm yerine çok küçük yukarı yönlü bir yani toplamda kümüle de yüzde beşlik onluk bir hareket de görebiliriz. Bunun sebebi şu ekonomik aktivite hala sıcak ve hala istihdam yaratılıyor demek şirketler bir şekilde büyüme, ciro yaratmaya, karlılıklarını, marjlarını öyle ya da böyle korumaya toplam içerisinde kümüle olarak konuşuyorum. Devam edecek demek. Bunun öyle bir etkisi var ama Fed dönüp de ya soft landing'den biraz daha sert bir şeye gidiyoruz dediği bir yerde 4-5 faizim yapacağım dediği yerde mesela bu hisse senedi negatif olur. Şimdi Trump konusuna gelince de ikiye bölmek gerekiyor piyasayı. Fed'in faiz indirimine başlayacağı patika ile beraber o süreç ondan sonra da Amerikan seçimleri. Hani Trump evet yani sürekli piyasa yukarı gitsin diyor. Yani mesela Türkiye'de olsaydı herhalde Türk traderler gibi olurdu. Borsa yatırımcıları gibi olurdu. Onlar da hep borsa yukarı gitsin ee, Şey olurdu bir <laughs> bitvali e, piyasanın her düştüğü gün ESPK diye nereden olurdu düşünsene bir devlet başkanı <laughs> ve sürekli SPK ile kavga ediyor. <laughs> Bence her gün cimere yazardı. <laughs> Net her gün cimere, her gün cimere yazardı yani Trump ondan sonra. Ee, bu yüzden de hani şimdi Trump tarafı ayrı bir konu ama Trump'ın geleceği dönem itibariyle tabi işte bütün uluslararası ilişkiler, o körfez konuları falan yani benim uzmanlık alanım dedi. Ben de okudum, okuyarak anlamaya çalıştığım bir konu yani. Orada kümüle de bambaşka bir hikayeler dönecek bence Amerika tarafında. Bir de Çinli ilişkileri nasıl kuracağı vesaire önemli işte Rusya konusu var falan. Yani o, o dengeler de bütün fiyatlamaları etkileyecekti. Yani faiz indirimi baskısı yapsa da gidip yani hani ki Powell'ın e, devam etmeyeceğini söylüyor. Yani ben seçilsem Powell'a devam etmeyeceğim dedi. Başka biri gelecek. Oraya tabii böyle daha güvercin falan birini koymaya çalışacaktır da. Yani Amerika'da Fed'in başına herhangi bir başkan kimi koyarsa koysun. Hani orası böyle çok Türkiye'msi bir yer değil yani. Çok güvercin birini de koysan biri ona faiz indir dediğinde ben indiremem der indirmez yani. Hani çok yaşanmış, görülmüş bir şey değil. Bu yüzden o dinamikleri çok istediği kadar etkileyebileceğini düşünmüyorum. E ama hazine tarafını daha çok etkileyebilir. Yani işte hani yılının nasıl bir değişimi vesaire olacak. Ama hani Trump'ın seçilmesi endeks pozitif olur mu? Evet olur. Ama yani zaten bence çok pahalı olan bir şey daha da pahalı bir hale getirir. Yani bence benim kafamda bakan insanlar için yani Trump seçildikten sonra bir rally yaşanacaksa short açma imkanı verir benim için. Ama mesela ben onu longlamam. Öyle söyleyeyim. Peki altın için ne düşünüyorsun? Şimdi dört gündür üst üste, ee, yani daha doğrusu bugün de artık kapanırsa dördüncü güne taşıyacak yükselişini. Yükseliş sınırlı, bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki tahvil faizlerinin konumu, eğer diğer taraftan e, hakikaten e, Mayıs Haziran gibi bir faiz indirimi de başlayacaksa e, altın tarafında yeni zirveler görür müyüz sence altın? Faiz indirimi süreciyle beraber, eğer risk on bir faiz indirimi olacaksa yani hani hı hı. tırnak içinde yeni iki tane faiz indirimi olabilir. Birincisi risk of bir faiz indirimi olabilir. Yani büyümeye dair endişeler var. Soft landing'den daha sert bir şeye gidiyoruz. Bu ya risk Ya da istihdam bozulursa diyorsun. Hı hı. Kesinlikle. Zaten hı hı. dün vurgu da öyleydi. Yani eh. istihdamla enflasyon arasındaki makasın kapanıp öpüşübesini bekliyoruz. Minvalinde bir e, cümle vardı. Yani en azından öyle bir ima vardı. Şimdi o o tarafın bozulması bambaşka bir hikayeyi konuşuruz Çünkü o tarafın bozulacağı hisse senetlerine satış getireceği için margin kollar sebebiyle altında önce satış görürsün. Ondan sonra altın tarafında bir pozitif hareket görürsün. Ama riskon bir faiz indirimine gidecekleri senaryoda altında bir fiyat hareketi olabilir. Ama altın sonuçta yani bir şirket değil yani serbest taki takışı yok bir temeli falan yok değerleyebileceğin bir varlık değil çıkarma maliyeti hariç bir şey yapamıyorsun yani hani fiyatına bakmak açısından bu yüzden teknik bakılabiliyor yani herhalde gidebileceği yer 2400 falan olur genelde kurum raporları da o tarafa doğru yazıyor yani burada %20 civarında bir getirisi var alt taraf alt tarafı çok sınırlı olduğunu düşünüyorum ciddi bir risk of olmayacaksa herhalde orada 1860 vesaire gibi seviyeler var yani alt tarafta yani risk reward böyle 1'e 2 gibi bir şey var yani altta üst taraf bandı 2400'e kadar gidebilir yani. Ama daha üstü çok makul gelmiyor şu anda peki biraz da içeriği konuşalım istersen ee, şimdi içeriye baktığımızda e, tabi Borsa İstanbul tarafında uzun zamandır fikrini beyan ediyorsun geçen bir tweetinde yakaladım e, sen biraz Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarla e, denizcilik karşılaştırması yaptığın için bunu o terimlerle açıkladığın için e, pozisyonu tekrar girdiğini okudum ya da anladım yanlışsan beni düzel e, şu an biz bu sohbeti gerçekleştirirken bu arada Borsa İstanbul'da 8600 görüldü e, bunu da unutmayalım şu an tarihi zirvede endeks TL bazlı olarak %1'lik bir yükseliş görüyoruz. Tabii bunun arkasındaki katalizörlerden bahsedelim biraz. Yani yıl içerisinde burada yükselişin devam etmesini bekliyor musun? Gerekçelerin neler? Bir de senin uzmanlık alanın daha çok varlık fonu olduğu için özellikle bu Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye yatırımları dünden beri piyasada en çok konuşulan şey oldu. Sabah da sevgili Ali ile konuştuk Ali ile Yani ilk defa Türkiye'ye geliyormuş, ilk defa Türkiye'de yatırım yapılıyormuş gibi bir intiba yaratıldı ama yani Norges uzun yıllardır zaten Türkiye'de pozisyon taşıyan bir varlık fonu. Allah daha da çok versin hani bazen de karını kıskanmıyor değilim. E, açıkçası. Pandemi dönemindeki hatta söylemlerini hatırlıyorum Norveç'in. Ya hiç merak etmeyin. Biz 3 yılda çalışmasak zaten varlık fonundaki paramız bize yeter. Hiç panik yapmayın. Evet, kapanmaya gidiyoruz ama paramız var. Siz ayaklarınızı uzatın dedi halkına. Yani hakikaten e, neyse Allah daha çok versin. Kıskanmıyorum gerçekten ama <laughs> Norges konusundaki fikrini de merak ediyorum açıkçası. Burada yatırımlarını artırır mı? E, sondan başlayayım o zaman hani Norges'ten. Yani işte trilyon dolarlık bir varlık fondu konuşuyoruz Asset Under Management'ı çok yüksek yani Türkiye exposure'ı ne kadar yani yüzde bir bile hani var çok yok küçük. herhalde ben, oturup bakmadım Çok Bak, küçük. Bir... dedik zaten ya onlar için bir çok de, küçük de, bizim ya. için büyük bir adım ee, belki öyle algılandı yani evet ya bir yatırımcı olarak baktığım bir veri de değil yani Norges neyi almış yüzde kaç almış yani çok da önemli değil hani. Hani sonuçta kendi aldığıma vesaire bakıyorum ama burada hikaye şu yani yani i̇nsanoğlu değişik bir varlık, Türk yatırımcısı daha da değişik bir varlık bunun içerisinde alt kümesi olarak sürekli bir şey aldığında onu destekleyecek pozitif şeyleri arıyor yatırımcı. Yani ben bunu aldım başkası da aldı mı o x fonu aldı y fonu aldı şu yabancı aldı falan hani kendini destekliyor psikolojik olarak kendini motive etme ihtiyacı hissediyor. Yani Norges'in bunları e, almasının gündem olma hikayesi bu. Yoksa hani dediğin gibi zaten senelerdir burada var. Ki bu arada iki tane Norges var. Birçok insan bunu da bilmiyor da. Uh -huh. Yani biri manage kant olarak yönetiliyor. Türkiye'ye bir fon üzerinden yani alokasyon yapılmış. Bunu yöneten bir Türk var. ismini vermeyelim. Bir uh -huh. Türk var. Uh -huh. Bütün fonu ve işlemleri o yapıyor. Yani Norveç'te arkadaş oturup Somon balığını yerken diğer taraftan da klavye basıp Türkiye'de isteseniz falan almıyor. Ya da bizim 8 milyon yatırımcı gibi önünde derinlik açık derinlikten işlem falan yapmıyor. Böyle bir Norges falan yok yani. Bu arada hani o işlemi yapan o fonu yöneten ve o fonu da Türk Sadece o fona alok edilmiş bir para var. kant olarak yapıyor. Hani insanların bunu da anlaması gerekiyor. Onu alan da hani Türk. New York'ta yaşayan bir Türk ayrı bir konu ama bir Türk yani sonuçta. Hani burayı bilen birisi yani. Norveç bu hisseleri seçmiyor. Yani hı hı. Bunu anlamaları gerekiyor. Seçen bir kısım var Norges ama o çok ayrı. Bu alımları yapan şu anda dediğim gibi bir Türk'ün yaptığı Menecekant üzerinden olan hikaye. Bu yüzden de insanlar katalizör arıyorlar. Kendilerini motive etmek istiyorlar. Bunun başka bir sebebi yok. Yoksa içeride de biliyorsun bir sürü yurt içinde de fonlar takip ediyor. İşte, çok başarılı fonlar, fon yöneticileri var ülkede, ülkemizde. işte benim gerçekten böyle hayranlıkla takdir ettiğim falan. İşte bir sürü fonların her ay sonunda işte bir sonraki ayın başında böyle işte fon takip listeleri falan geliyor. Şunu almış, bunu almış, bunu azaltmış, bunu arttırmış diye. <laughs> i̇nsanlar bunları takip ediyor. Hani ne aldı ne aldı diye ama ben ya bu, bu tarzı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Hani bu kadar copy paste'i. Yani bilmek önemli ama hani bununla kendini motive etmek unutmamak gerekiyor. Oradaki insanlar da evet belki bir sürü amatör yatırımcıdan çok daha tecrübeli çok daha bilgililer, profesyoneller. Ama onlar da insan onlar da hata yapabilir. Bir şey sadece başkası aldı diye almak bence doğru bir yatırım sahiki değil yani. Siz hangi sahipte alıyorsanız ona tutunmanız gerekiyor. Hani diğer taraftan endeks tarafına döndüğümüzde evet ben endeks pozitifim. Hani endeks satış yerken de ben endeks pozitif Aha. olduğunu söylüyordum bu arada yani. Benim işte denizcilik terimlerini kullanmayı, yani denizci bir aileden geldiğim için o <laughs> terimleri kullanıyorum. Çok da böyle hani suya sabunla dokunmamaya çalışıyorum ben sosyal medya kullanımımda da. Biliyorsun yani hani oradaki tarzım hissadı falan da konuşan biri <laughs> değilim yani. Ama oradaki hikaye şu ben her zaman %60 pozisyonda olan birimdir. Bende hiçbir zaman sıfır olmaz. O piyasayı çok olumlu gördüğüm yerde 60'ı bir anda 100'e çıkarıyorum. Olumsuz gördüğüm yerde 160'a indiriyorum. Bu kadar yani. Hani yoksa ben hiçbir zaman yani hissesiz ya da yatırımsız bir insan değilim. Yeniden o yani piyasanın uygun olduğunu gördüm. %100'e çıktım. Bundan sonraki süreçte ama e, yani çok ciddi bir rally olur mu olmaz mı konusunda e, ben de şu anda ikilendiğim yani buradan belki 9300'e 9500'e gidip oradan geri de dönebilir. Ya bu, buradan bir anda işte Mart Nisan'a kadar 11-12 bine gidip oradan da geri dönebilir. Ama ben ondan sonraki süreçte işte görünümü yani Mart'tan sonraki görünümü açıkçası piyasa için hisse senedi için şu an itibariyle çok pozitif okumuyorum. Yani yılın geri kalanına sonuna, sonuna kadar gidecek bir e, rally ya da yılın bütününde böyle bir hareket bence olmayacak. E, çünkü seçimden sonraki dönemde bence çok e, ilginç kamu kararları gelebilir. bir e, vergi ayarlamaları, ee, ek merkez bankasından faiz artışı gibi ki yani ben işte araçlarda ÖTV artışı bekliyorum. Kredi kartı taksitlendirmesinde ithal ve lüks ürünlerde e, ciddi anlamda kredi kartı taksit sayısının düşürülmesi ya da bazılarında Aha. taksit sayısının kaldırılması işte bazı ÖTV ayarlamaları gibi enflasyonu da hala o en azından Nisan, Mayıs, Haziran tarafındaki manşetin içinde de kaybolacak şekilde yapacaktır Mehmet Sayın Mehmet Şimşek. Bunu yani atıyorum 1 Nisan'da ya da işte 8 Nisan'da açıklar. Bir anda Nisan, Mayıs enflasyonu içine girer. Zaten manşet enflasyonu %75'e doğru peki çıktığı yerde içinde kaybolur gibisinden artışlar olur. Bir de tabii ben piyasayı şok edecek başka bir beklentim daha var benim. Hı. ben Türkiye'de şirketlere öz kaynak vergisi açıklanmasını bekliyorum ilkbaharda seçimden sonra. bir kere mahsus bütün şirketlerden öz kaynakların yüzde ikisi ya da yüzde kadar bir vergi alınabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dolaylı Şimdi bu, kısım çok, vergi evet, bu kısım çok önemli yalnız bunun etkisini nasıl okuruz o zaman Hantu? Yani şimdi önce sebebini söyleyeyim. Dolaylı hmm. ve dolaysız vergi dağılımı çok bozuk. Yani Türkiye'de kamu tarafının dolaylı vergi tarafında artık ilerleyebileceği taraf çok kısıtlı ve bu ciddi bir hane halkı tepkisine doğru gidebilir. Bu yüzden yani sürekli KDV'le ÖTV'le oynayıp da burayı daha fazla sıkabilmek çok zor. Zaten bu Bu arada bence hane halkı olurdu. bu tepkide de son derece haklı. Yani çünkü e, öyle değil mi? Sen Örnek veriyorum bir çalışansın, ben çalışanım ve sonuçta maaşımı alırken otomatik olarak kaynakta kesildiği için zaten vergim alarak hayata başlıyorum. Ve harcamalarıma da sürekli ek vergi geliyor. Ama yani ülkedeki bütün verginin e, alt tabana ve çalışan kısma e, yayılması sürdürülebilir bir politika değil. Çünkü zaten enflasyon çok yüksek, zaten insanların alım gücü çok düşük. O zaman biraz daha burada görülecekleri kısım bana göre şirketler olmalı. Yani nedir? Sen bir şirket vergi vergi cezası var sürekli af geliyor gelmesin ödesin vergisini niye af geliyormuş öyle değil mi e yani çünkü e, ben hane halkı olarak toplu yine ucuyla topluyorum vergiyi sonra şirketler götürüp kepçeyle dağıtıyor ve burada da bir adaletsizlik ortaya çıkıyor ya bir tek şirket yani burada problem bence bir tek şirketlerin az hane halkının çok ödemesi bence asıl problem şüpheli ya Türkiye'de muazzam derecede bir kayıp kaçık ekonomi var. İnanılmaz bir naylon fatura var. İnanılmaz evet. bir vergisiz ticaret var. Yani IMF bunu yüzde %30 diyor çok daha fazla. Benim etrafımda tanıdığım yani inanılmaz insanlar var bu arada. Çok büyük ticaretler falan yapan ve yani hiçbir vergi ödemeyen insanlar bu arada. Yani senede 10 tane 15 tane falan daire alıyor böyle yani. sıfır vergi. Sadece nakitle ticareti falan diyor. Şimdi bunların vergilendirilmesi gerekiyor. Yani hani işte yatamata vergi yok, elma elmasa pırlantaya vergi yok falan ama işte asgari ücretini maaşına vergi Böyle bir saçma olmaz. ülke böyle bir vergilendirme sistemi olmaz. Yani verginin toplanması da adaletsiz bu ülkede. Verginin dağılımı, transferi, alokasyonu da adaletsiz. E doğal olarak da müthiş bir gelir dağılım eşsizliği var. O cini kat sayısı falan bu arada hikaye bu rakamlar. Çünkü bu kadar kayıp kaçık ekonominin olduğu bir yerde cini kat sayısını bir kere zaten doğru, hesaplayamazsınız. Bu bir. İki zaten cinikat katsayısı İktisadi literatürde de eskiye göre ehemmiyetini kaybetmiş ve sorgulanabilir evet. bir hale geldi. Üçüncüsü cinikat katsayısının iki hali var. Bir açıklanan işte 0.433 olan bir de 0.52 olan kamu transferleri dışarı bırakıldığında. Yani Türkiye'de kamu transferleri yapılmasa insanlar desteklenmese gelir dağılma eşitsizliği 0.433 0.52 daha bozuk. Ben bu rakamın gerçekte bence 0.55 0.60 falandır ki kamu transferi yapılmamış hali. Çünkü Türkiye'de artık zenginle fakir arasındaki farkı yani ya da düşük gelirli fakir demeyelim ya. Yani yoksulluk sınırının altında yaşayan bütün insanlar arasındaki fark muazzam derecede. Bunu sokağa çıktığında görüyorsun net bir şekilde. Yani buna oturup böyle iktisatçı olma, ekonomist falan olmaya gerek yok yani. Bir AVM'nin food court'unda işte yemek yiyen bir aileyle aşağıdaki lüks mağazada işte alışveriş yapan ailelerin sayısı arasındaki fark muazzam derecede açıldı. Ve son birkaç yılda Türkiye'de ciddi anlamda zenginleşen insan sayısı da çok fazla ki işte ODD veriler açıklıyor ya en lüks arabaları satış rakamına bak 10 sene öncekiyle bugün arasında muazzam bir adet farkı var. Yani muazzam bir adet farkı ya yani bu, bu normal bir şey değil. Hani Özal döneminde de işte Rahmetli Turgut Özal'ın bir lafı vardı. Türkiye'de e, orta gelirli yani ekonominin direğidir. Bir ekonominin büyümesi için orta geleneğinin büyümesi lazım diye. Bu bozuldu, paramparça oldu. Ve bunu bu arada yeniden tamir etmek, onarmak falan çok uzun yıllar Kesinlikle. alacak bir şey evet. ne yazık Umarım bu düzelir Şimdi konuya geri dönelim. Biraz da işin sosyolojisini girdik. Şimdi öz kaynak vergisi bekliyorum. Dediğim gibi yüzde iki olur, yüzde üç olur. Bütün şirketlerden bu arada yani Türkiye'de yüzde iki, yüzde üç civarında bir vergi ve burada tabii dolaysız vergiye gitmek zorunda oldukları için e, dolaylı vergi tarafında yapabilecekleri bir adım yok. Bana bu çok e, makul geliyor. E, aynı zamanda işte Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi tarzının e, sıkı kamu politikası ve sıkı mali politika e, tandanslı olduğunu bildiğimiz için ve 2001'e de çok benzer bazı kararlar alındığı için böyle biraz işte Mark Twain'in dediği gibi tarih kafiyeli gidiyoruz. benzer kararlar alındığı için böyle bir şey en azından kamu tarafında rahatlatacaktı. Çünkü enflasyonu yani bütün dezenflasyonu süreçte Şu anda para politikası yapacağını yaptı. Ha, belki Mayıs Haziran bir ayarlama daha yapar. 45'i 50 yapabilir. Enflasyon gördüğümü bozulursa ki bence Ocak ve Şubat enflasyonuyla bozulacak. Ya olması gereken Ocak verisi %7'nin üzerinde bence. Şubat verisi de %4'ün üzerinde. 75-76-77'ye doğru gidebilir manşet. Ve Merkez Bankası Mayıs ayındaki enflasyon raporunda %36 beklentisini 40-41'e doğru da revize etmek zorunda kalabilir. Böyle bir yerde Mayıs-Haziran'da belki ufak bir daha rotuç görebiliriz ama çok fazla bir şey olmaz. 45 olmuş 50 olmuş çok da hayatımızda bir şey değiştirmeyecektir bu saatten sonra. Buradaki bence 2024 yılında enflasyon görünme dahi en büyük problemlerden bir tanesi kamu bütçesi. Ciddi bir bütçe açığı var. Harcama var. Doğal olarak da yapacak hiçbir şey yok. Tabi deprem afet bölgesine yapılacak bütün harcamalar. Hani onlar enflasyonu olsun olmasın o bir mas. Orada insanlarımıza bütün gereken her şey yapılmalı. Sadece bütçe etkisi olarak konuşuyorum. Onun onun ciddi bir etkisi var. E bunun tarafında sübvansiyonlar çok yüksek. Doğalgazla elektriğin Nisan ayında kesin bir zam gelecek bence seçimden sonra çok da ciddi bir zam geleceğini düşünüyorum bu arada hatta geçen bir elektrik firmasının CEO'suyla ben çok merak etmiştim sohbet ederken dedim ki Türkiye'de hmm. elektrik fiyatında sübvansiyon olmasa evime gelen 100 liralık fatura ne kadar olur dedim ya yani merak ettim ne kadar öderim diye sence dedi ya yani ne bileyim herhalde 150-200 lira falan olur dedim gülümsedi kahkaha, ne oldu dedim 400 lira olur dedi şaka yapıyor. Yani hani eyvah, o kadar sübvansiyon var. O kadar sübvansiyon var bu arada. Esasında bu sübvansiyonun yapılması pozitif bir şey de negatif bir şey. İnsanlar hep şeye bakıyor. Ya işte devlet benim doğalgazımı, elektriğimi sübvanse ediyor. Devlet seni sübvanse edilecek bir gelir durumuna düşürdüğü için sübvanse ediliyor. Bu sevinilecek bir şey değil bu arada yani. Ciddi anlamda üzülecek hı hı. bir şey. Bu ekonomi politikasının yönetimi açısından baktığımızda. Ama tabii bütün buralarda bir güncelleme revize falan gelecek. Bunların da enflasyonu etkileri olacak. Bu yüzden kamu tarafı bir şekilde dolaysız bir vergiyle desteklenmek zorunda. Ve senenin başında evet biraz harcamalarla bozulacak bütçe. Senenin sonunda hedefin tutacağını düşünüyorum. Ama bu hedefin tutması için bazı ayarlamalar yapılmalı. Yapılabilecek tek geniş alan. Özetliyorum. Dolaysız vergi tarafı burada şirketlerin üzerine gidebilirsin. Kurumlar vergisiyle çok fazla ben artık oynayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü enflasyon muhasebesi itibariyle de neyin ne olacağı bence çok ee, belli değil yani orada ciddi bir belirsizlik var. Belli şirketlerde reel olarak karlarda marjlarda düşüş olunca yani hani neyi alacaksın ki zaten arttıracaksın gibi. Ama öz kaynak hikayesi şu e, bu şirketlerin öz kaynakları birkaç senedir ciddi bir karla arttı değil mi? E, uh -huh. böyle şişmiş bir e, öz kaynak var. E bu öz kaynağı vergilendirmek kurumlar vergisini arttırmaktan çok daha kolay. Yani bundan 5 sene önce 100 ne bileyim 100 milyon öz kaynağı olan bir şirket bugün işte 1 milyar öz kaynağı varsa e ben gidip ondan %3 bir kereye mahsus bir para alabilirim. Ama bu gelecek sene real olarak şirketin kar edeceği anlamına gelmediği için ben onun kurumlar vergisini 25'ten bir seneye mahsus 30 yapsam ne olur yapmasam ne olur. Bu yüzden de öz kaynak bu arada bütün şirketlere sirayet ediyor. Bir de tabii ilginç vergi artışları olacak enflasyon muhasebesiyle beraber şirket sahipleri. Mesela bir şirketin var, şirketin içinde aracın var. Ne bileyim 2021 yılında almışsın bir arabayı. Rakamlara takılmıyorum, örnek olarak veriyorum. 1 milyon liraya araba aldın. O arabayı sen hala 1 milyon lira olarak bilançonda taşıyorsun. E şimdi 2023 ile beraber araba güncellenecek, işte endekslenecek. Ne bileyim 3 milyon rakama geldi. Bundan sonraki dönemde 2024'ün çeyreklerinde değer artışının vergisi ödenecek. Arabayı satmasan da geçici vergi döneminde bunun vergisini ödemek zorundasınız o değer artışı var ya hı hı. onun vergisi ödenecek kamuya. Bu yüzden de böyle beklenmedikleri bir sürü gelirler olacak ama bunlar yetmeyecek. Öz kaynaklarda artış var. Şirketler tarafında negatif etkiler. Bence Borsa İstanbul'u da boza. Bu yüzden hani en başa geri döneyim konu çok uzadı. Bu yüzden Borsa İstanbul görünümü seçimden sonraki dönemde ben sonbahara kadar yeniden e, negatif olabilme ihtimali çok yüksek görüyorum. Hem kamu otoritesinin vergi kararları itibariyle hem enflasyon görünümünde yeniden bozulma beklediğim için hem de beklenen hisse senedi flow'u gelmeyecektir böyle bir flow gelmez enflasyon düşene kadar hı hı. ve beklenti patikasına gelene kadar ayrıca swap'lar da açılana kadar kolay kolay buraya istenilen flow gelmez. Evet ufak ufak fonlardan alışlar görebiliriz ama long only fonların gelip de işte geçmişte gördüğümüz gibi bir yıl içerisinde 12, tak 12 takvim ayında 4 milyar dolar 4,5 milyar dolar para sokacağı bir yıl olduğunu düşünmüyorum 2024 yılının. Q3'ün sonu Q4'ün itibariyle yeniden bir flow görebiliriz. Ama bu flow da 1-1,5 milyar dolar falan olur. 2025 daha bir flow yılı olur. Aynı zamanda da bu fiyatlamalar içerisinde enflasyon muhasebesiyle beraber şirketleri net olarak da görmeden ben yine alacaklarını zannetmiyorum. Unutmamak gerekiyor. Oradaki insanlar Türk yatırımcısı gibi aceleci değiller. Türk yatırımcısı kadar da aşk gözlü değiller. Bekleyebiliyorlar yani. Peki Altu, aslında bir durum daha var. Ee, Olumsuz e, hani ekleyeceğimiz risk biriminin artıyor olması. Ben buradaki gerekçeleri soracağım sana. Ee, çünkü son zamanlarda baktığımızda e, ilk bizde bir negatif ayrışma başladı. Evet dünkü gelişmekte olan ülkeler sepetine baktığımızda dünkü yükseliş genele yayılan bir yükseliş. Fakat yeniden 325 ila 330 bandı arasına geldi e, risk birimi. E, 300'lerin altında diye bir mutlu olmuştuk. Hatta Güney Afrika'nın oraya mı gidiyoruz? diye. Fakat olmadı. Keskin bir şekilde ki grafik gelince de görünecek yeniden 280'lerden bir yükseliş yaşadık ki bu da kümülatif neredeyse 50 bas puanlık bir yükselişe işaret ediyor. Sence risk primimiz neden yükseliyor Rahat? Birkaç tane sebebi var Perihan. Yani birincisi bir anda işte biz aralık itibariyle not artışı not artışı çok olacağız denildi. yani iç piyasadaki aktörler de inandı. Bence yurt dışında bunu oynayan insanlar da oldu. Yani bu not artışı ile beraber Eurobond faizlerinde özellikle Eurobond verim eğrisinin de kısayla orta tarafına da ciddi bir alış geldi. Orada faizlerde de kayma gördük. CDS de buna eşlik etti. Zaten çift taraflı bir nedensellik var. Yani CDS de Eurobond faizler arasında birbirlerini çift taraflı etkiliyorlar, etkiliyorlar. Pozitif ya da negatif. E bu olmadı. Gelen e işte kurumların raporları, açıklamaları da daha itidalli olacaklar. işte biraz daha bekleneceği, seçimden sonraki dönemde ekonomi politikasıyla ekonomi yönetimini devam edip etmeyecek. Yani bu çok sorgulanır oldu. Ben neredeyse ihtimal bile vermiyorum diyelim. Yani hani hayatta hiçbir şeyin yüzde yüz olduğuna inanmıyorum da hani çok böyle bir ihtimali minimal görüyorum. Ama yabancı yatırımcının ağzı o kadar yandı ki yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali olsun biz birkaç ay daha bekleyelim minvalinde bakılıyor. E bunun tabii önemli bir etkisi oldu. Diğer taraftan Orta Doğu bölgesinde işte hepimizin de malum olduğu... sürekli bir sürü e, sıcak durumlar var diyelim yani orada e, terör olayları ıvır zıvır bir sürü şey var. E bunların Orta Doğu bölgesi petrol fiyatları vesaire üzerinde barındırdığı bir risk hikayesi var. İşte Amerikan tahvilleri falan aşağı geldi aynı dönemde ama Türkiye'ye dair beklentilerdir. işte enflasyon artabilir. Kurda enflasyona yeniden spike olabilir. Kuru kontrol edemezlerse gibi hikayeler var. E aynı taraftan yine bakalım şimdi kur korumalı mevduat tarafında DDKKM tarafında çözüm inanılmaz yavaş. TLKKM'den çıkış var. E DDKKM hem dezenflasyon üzerine bir risk hem kur bir risk. Çünkü Merkez Bankası şunu gördü. Ben e, bir ay önce de bunu söylemiştim. DDKKM'den dönüş spot dövize gidiyor. TL mevduata gitmiyor. 3 birim para çıkıyor. 3 birim çıkan paranın iki birimi spot döviz ya da döviz cinsi fonlara. Yani her türlü dolarize bir varlık sınıfına gidiyor. Biri birimi sadece TL varlık sınıflarına gidiyor. Bu yüzden de bunun spot döviz tarafı var. E bunların hepsine baktığında böyle bir fiyatlama var. Ederi bu mu dersen ederi bu falan değil. Yani Türkiye'nin notunun da ederi bu değil. Şu andaki durumda bile yani biz seçime giderken bazı riskler yabancının daha yüksek gördüğü bazı riskler olsa bile Türkiye'nin şu anda notunun bence mevcut notunun iki seviye üzerinde olması CDS'nin de bence 250-260 bas puan ya da 240 bas puan olması gerekiyor ama piyasa hala Türkiye'ye ne yazık ki çok uzaktan teleskopla bakıyor bu yüzden de e, bir sürü fiyatlamada çok ciddi derecede ihtiyatlı. Evet aşağı doğru gelecektir. Ama dediğim gibi yani CDS'deki spike bence bundan kaynaklı. Çok çok böyle yukarı falan bir yönü olduğunda düşünmüyorum. Yani buradan CDS böyle 380'e falan giderse ben gerçekten şaşırırım. Gitmesi için yani Amerikan tahvili ne bileyim işte 3.96 herhalde şu anda. Amerikan tahvili bir şey olacak da gidecek de buradan 4.40-4.50'ye. <laughs> Türkiye CDS'i öyle spike yapacak yani. Onun dışında kolay kolay bir ihtimal vermiyorum. Altuğ çok teşekkür ediyorum. Ee, bizlerle değerli bilgilerini paylaştığın ederim. için kolaylıklar diliyorum sana da. Evet Doktor Altuğ Özel sana ağrıdık efendim ve doçent doktor Gökhan Işıl hocamız birazdan bizlerle olacak ve e, burada önümüzdeki hafta açıklanacak hem enflasyon verisini hem de Merkez Bankası'nın faiz artışı sona erdi mi enflasyonla politika faizinin arasındaki ilişkiyi konuşacağız ama kısa bir aramız var. Evet efendim herkese yeniden merhabalar. Doçent Doktor Gökhan Işıl hocamız bizlerle. Hocam günaydın. Günaydın. Evet şimdi hocam önümüzdeki hafta e, galiba ana gündemimiz enflasyon olacak. Aynen. Ocak ayı enflasyonunu alacağız efendim. Şimdi Şubat ayına giriş yaptık ve zaten Ocak ayında e, herkes fiyatlardaki artıştan şikayetçiydi. Ve hakikaten nereye dönsek ciddi zamları gördük. Asgari ücret artışı, akaryakıt zamları derken hocam şimdi e, Ocak ayındaki enflasyon kritik olacak. Neden? Biz bunun bir benzerini e, bu yaz Temmuz, Temmuz Ağustos'ta görmüştük. Şimdi önce sizin beklentinizi merak ediyorum. Çünkü biraz piyasanın beklentisi geniş bir marja yayıldı. E, bu arada çift haneye yaklaşanlar da var. Genel olarak yıllıkta %64,77'ye çıkması bekleniyor. Efendim pazartesi günü saat 10'da gelecek veri. Şimdi şöyle söyleyeyim aylık bazda konuşursak. Ocak Hı -hı. ayının enflasyonun maalesef yük, yükseleceğini Aralık ayında da zaten konuşurken tahmin ediyorduk. Perşembenin ee, gelişi çarşambadan belli oldu. Maalesef e, ve e, geldi ve yaşadık. Dolayısıyla e, ekonominin içinde olan, e, hayatın içinde olan herkes maalesef Türkiye'de Ocak ayındaki fiyat artışlarını yaşadı. Hatta burada seninle konuşurken e, biliyorsun döner fiyatlarından bahsetmiştik. Evet. Yine gelmeden önce biraz araştırdım. Dolayısıyla bunlarda da ciddi bir artış olduğunu gördük. Hı -hı. İşte ben de şey yapıyorum. Big Mac endeksi yerine döner endeksi yapıyorum. E, fiyatların Hı -hı. hareketini takip edebilmek açısından. Dolayısıyla evet. E, önce şunu söyleyeyim. Çift taneye aylık bazda yaklaşırken yani %10'lara gelecek bir fiyat artışı ben tahmin etmiyorum. Neden? Karşıla... Hangi bantta kalırız bir de onu da Evet. Bana. Şimdi e, çok teknik hesap olduğu için. Evet. Ee, ama şöyle söyleyeyim, Temmuz-Ağustos'un önceki hikayesi vardı. Çünkü o dönemde aylık bazda e, tam bir seçim dönemiydi. Seçim öncesi fiyatlar genel seviyesindeki artışın e, makro ihtiyati tedbirler, farklı politikalar ve uygulamalarla beraber aylık bazda çok düşmüştü ve düşük hale gelmişti. Kura baktığımız zaman kur o dönemde çok stabil gidiyordu, çok istikrarlı gidiyordu. O dönemki e, net dış varlıklara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın seçim öncesi dönemde eksi 15 milyar dolarlara gelen bir net dış varlığı vardı. Net rezerv demiyorum. Net dış varlıktan bahsediyorum. E bundan sonra seçim sonrası süreçte Haziran'la beraber bununla bir rahatlama oluştu ve bununla beraber kuru yükselmeye başladı. TL %40 değer kaybetti. E bununla beraber de bunun fiyatlara yansımasıyla biz Temmuz-Ağustos ayında çok ciddi bir enflasyonla karşılaştık. Şimdi Gelelim Ocak ayına. Ocak ayına baktığımız zaman özellikle maliyet yönlü olarak işte petrol fiyatları yükseldi, benzin, mazot fiyatı yükseldi. Fakat baktığımız zaman bunun yine bizi çift taneleri götürecek kadar yüksek bir seviye olduğunu tahmin etmiyorum. Yani bu noktada evet fiyatlar da arttı, askeri ücret arttı. Hizmetler sektörünün fiyatlar genel seviyesi üstündeki baskısı daha da yükseldi. Evet ama bunun gene aylık bazda %10'lar diyebileceğimiz, çünkü aylık %10 demek yıllık %120'ye, tekabül edecek. Yani aylık %10 seviyesi devam ederse bir yıl yıllık %120 seviyesi demek. Hı hı. Ki aylık %5 bile desek yüzde yıllık %60 seviyesine tekabül edecek bir oran. Dolayısıyla benim yani bu çok teknik bir hesap oran söylemek çok doğru mu bilmiyorum ama yani benim beklentim aylık bazda %6'lar civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı bekliyorum. Peki hocam bu size göre bizim hali hazırdaki Merkez Bankası hedeflemelerinin içerisinde mi? Yani bir sonraki enflasyon raporunda mesela bir revizyon gelir mi? Neden? Çünkü Merkez Bankası yanında birlikte değildik ama sizleri izledim. ve metin net bir şekilde faiz artışı döngüsünün bittiğini, kapandığını ama işte o kısım var ya hocam yani gerekirse piyasa izlenecek. Gerekirse den kasıt galiba başta işte enflasyon hedeflemelerimiz Uyumazsa e, Demek e, Dolayısıyla Burada Ek Faiz Artışlarına ihtiyaç Duyulacak mı Size Göre e, Şimdi e, Metni Tekrar Açayım Dedim Hazır Metinler Oo, Hazır Gelmişsiniz Hocam Harikasınız e, e, Şimdi Şöyle e, Açıkçası Geçen Haftaki Metin Benim Tam Beklediğim Tarzda Bir Metindi hı hı. Yani Dolayısıyla Artık Sıkılaşma %45 Seviyesinin Çok Ciddi Bir Sıkılaşma Olduğunu Tahmin Ediyorduk Faiz Ayağı Açısından Dolayısıyla Bu Noktada e, Tavana Geldiğinin Sinyalini Verecekti Verdi ama 8 Şubat'a haftaya bugünü referans vereceğini de bekliyorduk. Çünkü dedi ki işte 8 Şubat burada net demedi ama enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda. Şimdi biz bir şekilde Ocak ayındaki bu e, fiyat artışlarını tahmin edebiliyorsak Merkez Bankası'nın elinde gerçekten çok başarılı arkadaşlar var. Dolayısıyla bunlar da bunların etkilerini tahminen hesaplamışlardır. Dolayısıyla bu metin hazırlanırken de... Hı hı normal bir Merkez Bankası metni hazırlanırken de e ne olur bu öngörüler belirlenerek bu metinlere konur. Dolayısıyla 8 Şubat'taki enflasyon beklentisini raporundaki Ocak ayının ve Şubat ayının enflasyon artış beklentisini bence bunu hesapladılar. Dolayısıyla 8 Şubat metni şu bakımdan önemli. Bence orada şunu görebiliriz. Bir sonraki Şubat'ın kaçıydı? 25'iydi galiba. Ee, e, oraya bir atıfta bulunacaklar bence 8 Şubat'taki raporda. Yani orada ben bir 250 belki, şu anda demiyorum bence şu anda sıkılaşmanın tavanı ama 8 Şubat raporunu haftaya okuduğumuz zaman belki duruma göre eğer enflasyonla mücadeleyi risk atacak durum olursa 250'lik bir marcı da ben orada bir açık bıraktılar diye bekliyorum. Gelelim ikinci kısma Bence metinde Sıkılaşmanın tavanına gelmek ve evet enflasyon görünümünde bir e, risk olursa ona da müdahale edebiliriz demenin dışında benim metinde en çok altını çizdiğim açıkçası şu. Kredi arzı ve mevduat faizleri. Hı hı. Şimdi buna bir... Tam da bu noktaya gelecektim zaten ha, hocam. Evet. Altını çizdiler. Benim e, uzun bir zamandır hem senle hı. konuşurken hem başka yerlerde kendi arkadaş çevremizle konuşurken bu çok önemliydi. Yani mevduat faizleri düşmeye başladı. Mevduat faizi düşmesi neden önemli? Şimdi enflasyonlu mücadelede faizi arttırmak sadece bir araç. Hı. Sadece bir tanesi. Bunun dışında birçok nokta var. En önemlilerinden biri de ekonomideki bireyleri enflasyonun düşeceğine ikna, i̇kna. edebilmek. E ama fiyatlar bu kadar artarken ha. daha ne halka ikna olmuyor hocam. İşte. Hadi fiyat artışı olursa ama gene uygulanan politikaların başarılı olacağına inanırsa olur. Ama burada diğer bir nokta var. Şimdi buradaki nokta şu. Benim Ayşe ablam bir miktar parası var. Yıllarca çalışmış, didinmiş, belki emekli oldu. EYT geldi, emekli oldu, toplu parasını aldı. Bu parayı kenarda tutuyor. Şimdi Ayşe ablam Ocak ayında bu parayı faize koyduğu zaman bir sonraki 2025 Ocağında... Hı hı bir ana para artı faiz geliri elde edecek. Ayşe ablam şuna bakıyor. Ben bugün bu parayla kaç kilogram et, kaç kilogram nohut, kaç kilogram pirinç, kaç kilogram kaç litre süt alabilirime bakıyor. E şimdi Ayşe abla şöyle bakacak. 2025 Ocak geldiği zaman eğer ben ona para ve artı faizimle beraber ben daha az et, daha az süt, daha az peynir alabiliyorsam o zaman ben paramı niye faize koyayım diyecek. Enflasyon altında ezilmişim demektir. Evet ve diyecek ki o zaman param değer kaybetmeden ben bu parayı harcayayım diyecek. E, o da haklı. Çünkü para değer kaybediyor. Bankada durdukça değer kaybedecek. E, ben niye e, zaten zar zor biriktirdim, zar zor kazandım. Bari değer kaybetmeden bunu kullanayım diyecek. İşte enflasyonun önündeki en büyük risk bu. Hı hı. Dolayısıyla bu noktada biz bu insanları, vatandaşlarımızı... ...paralarını mevduata, tasarrufa yönlendirmeye teşvik edemezsek... ...işte faiz arttırmanın diğer faktörleri çalışmamış olacak. Dolayısıyla Peki hocam o zaman mevduat faizlerinin daha da mı artması lazım? Artması şu an? lazım. Yani en temel olarak e, enflasyon beklentisi ne? Yüzde 30, yüzde 42 bandı. Üst bandı diyelim, hadi benim beklentim 45-50 arası diyelim... E, başka bir işte küresel bir sıkıntı, başka bir şey olmazsa. E yani dolayısıyla bir vatandaşımız parasını bankada bir yıl boyu tuttuğu zaman yüzde ellinin üstünde bir getiri elde etmesi lazım. E yani şu anda yüzde kırklar civarında indi mevduat faizleri. E mevduat faizlerin önünde riskler de devam ediyor. Şimdi e bu noktada e ZK'larla ilgili, zorunlu karşılıklarla ilgili bir değişiklik yapıldı. E orada temel amaç neydi? E asıl o değişiklikte. Ben şunu gördüm. Yabancı para mevduattan çıkıp TL mevduata geçin. Hı hı. Tamam. Dolayısıyla yabancı para mevduatın faiz getirisini aşağı çekmeye amaç var. Hı hı. Bankaları da mümkün olduğunca yabancı para mevduatı tutmamaya çünkü Yani ikna edin e, döviz yerine TL'ye geçsin. TL özendirilsin. Liralaşma ha. denmişti ya işte adına. Aynen. Hı. Şimdi bu noktada az önce konuştuğumuz hikayede Dövizi olan ve bunu bir enflasyon korkusunda olan bir kişi, ha bana göre döviz 2024'te çok yüksek bir getiri elde etmeyecek. Ama e bunu nasıl TL'ye geçireceksiniz? İkna etmeniz zor. Gelelim ikinci kısma. Türkiye'de TL'nin en değerli olduğu dönemde bile bizim kurları konuşmadığımız ya kur kaçtı en son 3 hafta önce Hocam 2012-13'ler hatırlamıyor musunuz? %40, bir elimiz yağdı bir elimiz bağlı. %40'ların altında DTH'lar %37-38'di. Ya yani bunun altına zaten inmeyecek. Tabana olarak alabiliriz evet. o zaman değil mi? Yani dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir e, hareket olmayacak. Haydi velevki oldu. Şimdi gelelim ikinci kısma. Tamam e, vatandaşlar döviz tevdiat hesaplarından çıktı. TL mevduat hesaplarına doğru dönmeye başladı. E, TL zaten piyasada aşırı TL bol. E TL daha da bollaşacak. E bu mevduat faizlerini aşağı indirecek. E, şimdi diğer noktadan bakalım. Döviz tevdiat hesaplarını bankalar ne yapıyor? Swap işlemleri olarak Merkez Bankası'na verip zaten bunu TL'ye çevirebiliyor. E, Merkez Bankası da bunu swap'larla gelen, yurt içi swap'larla gelen parayı rezervlere koyuyor e, bürüt rezervin içinde bunu gösteriyor. Yani, yani, dolayısıyla bu noktada yani döviz tevdiat hesabından TL'ye dönme bu mevduat faizlerini yukarı çıkartma noktasında çok e, işler bir nokta değil. Şimdi metne geri dönersek ben gene noktalı virgülle gidiyorum ya. Hı hı. Şimdi, Tabii hocam buyurun, buyurun. Sterilizasyon işte benim için en önemli, hatta böyle üstünü yuvarlak almışım. Sterilizasyon araçların çeşitliliğini arttırarak miktarlar miktarsal sıkılaştırmaya devam edilecektir. Hocam şimdi bilmeyenler için stilizasyon nedir? Önce ha, bir onu açıklayalım. Şimdi, Anlaşılır olması çünkü önemli. Tamam. Hı. Tam oraya giriyordum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi teknik açıdan şu. Ben diyelim rezervimi arttırmak istiyorum. Hı hı. Merkez Bankası olarak rezervi arttırmak için ne yapacağım? Piyasadan döviz çekeceğim. Piyasadan döviz çektim. Aktiflerdeki varlıklarımın, dış varlıklarımın içine koydum. E, piyasaya ne vereceğim? TL vereceğim. Şimdi bu noktada Sterilizasyon politikası der ki sen bunu yaparken parasal tabanı değiştirmeyecek şekilde rezervleri çekeceksin. Yani piyasadan döviz çekerken piyasaya verdiğin TL'yi de farklı araçlar kullanarak piyasadan bunları da çekmen lazım. Anlamı bu. Yani benim rezerv politikası uygularken piyasada TL'yi bollaştırıcı şekilde uygulamaları yapmayacağım demek. Şimdi bu noktada piyasada aşırı bir TL var. Bunu konuştuk. Geçen haftalar, önceki haftalarda konuştuk. Ve ben açıkça benim düşüncemi söyleyeyim. Yakın bir dönemde bu yüksek TL'nin piyasadan çekilme ihtimalini öngörmüyorum. Neden? Neden? Maalesef geçen yıl, artık geçen yıl diyoruz. Hele ki haftaya birinci yılı olacak maalesef. Çok acı bir olay yaşadık. Şu geçen sene maalesef, 2020 Şubat'ta. Şubat maalesef. Maalesef ve bu dönemin hem yani ruhen çok ciddi acılar yaşadık. E şimdi bunun geldik bir de finansal Hı. boyutu var. E, 11-12 ilimizde çok ciddi yeniden yapılandırmalar olacak. Çok ciddi bir inşaatlar oluşacak. Hatta şu anda neyi konuşuyoruz? Büyük İstanbul depremi. E, büyük İstanbul depremi neticesinde e, kentsel dönüşüm. Bu noktada bir devlet desteği var. Kendin yaparsan yarısı bizden gibi belli miktarlarda devlet desteği var. Faiz destekleri var bu noktada. E şimdi bunların hepsi bir para. Hazinenin borçlanma kaynağı. Az önce konuştunuz e, arkadaşla beraber. Şimdi kamusal vergilerle bir şekilde bu kadar yüksek miktarda e, pa, e, parayı çekemezsiniz. Dolayısıyla hı hı. ne olacak? Şu anda piyasada ciddi bir hazine tahvil ihraçları oluşacak. Peki hazine piyasadan borçlanma yoluyla bu parayı çekip bunun finansmanında kullanacak. Peki ben gene alışkanlık sana soru sorayım. Merkez hem hazinenin piyasada tahvilleri var. E piyasada tahvilin de bir talep var, değil mi? Merkez de tahville girdi piyasaya. E ne olacak ne bir olacak şimdi? E, bir, bir, bir ipte iki cambaz oynar mı? Oynamaz. Oynamaz. E kim neyi alacak? Banka hazinenin tahvili ihalesine mi gireyim, Merkez Bankası'nınkine mi gireyim diyecek. E ne oldu? Depo ihaleleri başladı. Depo ihale ihaleleri önce iki hafta diye başladı. Sonra haftalık olarak o depo ihaleleri yeniliyor ama miktar çok küçük. Yani, yani miktar o kadar küçük ki dediğiniz gibi e, piyasadaki bu likiddeyi çekmek için çok zayıf kalıyor diyorsunuz değil mi? Evet yani ve bence e, çok da çekilmek istenmiyor çünkü bu sefer hazinenin oyun alanı daralacak. E, hazinenin oyunlarında daralırsa bu sefer de ayrı bir şey var. E, piyasanın içinden aşırı borçlanma olur. Zaten bu faiz oranlarını yükseltir. Özel sektör dışlama etkisi dediğimiz bir etki vardır. Özel sektör yatırımlarını aşırı derecede dışlayacak. E Bu da üretimde daralma diyecek. E, o zaman buradan dolayı da bir sıkıntı var. Hı. O yüzden önümüzdeki dönemde ben piyasadan bu aşırı TL'nin yakın bir zamanda çekilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu paraya ihtiyaç var. E hocam öyle olunca o zaman ben de sizin tüm bu söylediklerinizden anlıyorum ki enflasyon için çok iyimser olamıyoruz. E yani çünkü e bu kadar bol para ortamında dediğiniz gibi ciddi derecede sıkılaşamazsak enflasyonda da böyle keskin net bir düşüş görmeyeceğiz. Ama Aynen. şunu da sorayım. Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek'in attığı e, tweet ve açıklamaları da vardı. E, tabii burada dediğiniz gibi amaç ne? Hane halkının harcamasını kısmak ama diğer taraftan e, özel sektör e, ve ihracatçıları da beslemeye devam etmek, büyümeyi durdurmamak. E, bu çok zor bir ikilem bu arada dediğiniz gibi ama Mehmet Şimşek diyor ki ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Exim Bank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. Yapıyor. Yani burada o zaman biraz sübvansiyonlarla hı hı. bu süreç geçirilecek diye mi okuyalım? Evet zaten e, IMF'in raporuna baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesini pozitif yönü yukarı yönlü revize etti. Hı hı. Şimdi e, şöyle bir şey vardır yani temelde enflasyonla mücadele acı reçete dediğimiz kısım nedir? Büyümeden fedakarlık yapmak e, maalesef üretimin biraz daralması, işsizliğin yukarı doğru çıkması ama hem enflasyonu düşüreyim hem de ekonomik büyümeyi sağlayayım aynı anda olması maalesef çok zor hmm. unsurlar. Dolayısıyla bu noktada evet ekonomik büyüme ülkenin temel şu andaki politikası üretimi ve istihdamı destekleyerek enflasyonla mücadele. Evet bu görünüm aşağı doğru götürecek. Yani şöyle enflasyon görünümü artış hızının yavaşlaması olacak ama beklenenden biraz daha geç olacak. Yani e, o yüzden şimdi Merkez Bankası %42 bekliyor. Ben 40'ların sonuna doğru bir rakam bekliyorum 2024 sonunda. 2025'te biraz bunun biz açıkçası daha anlamlı, daha hissedilebilir bir enflasyon görünümünün aşağı doğru gideceğini açıkçası bekliyorum. Hocam zaten tam bu konuşmamıza istinaden bir son dakika gelişmesi de var. Ziraat Bankası'nın ihracatı yönelik kredi, ihracatçı firmalar 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli kredi kullanabilecek dedi Ziraat Bankası. E, tam da bu konuşmamızın o zaman e, üstüne koyabilir miyiz bunu? Güzel, şimdi Hı -hı. ihracatı arttırmak çok önemli. Çünkü bizim e, neleri konuşuyoruz? İşte ülkeye döviz çekmek. Şimdi ülkeye döviz çekmenin en güzel ve en iyi yolu nedir? Yurt dışına mal satarsın. E yurt dışına mal sattığın zaman o ülke derden sen ne yaparsın? Ülkeye döviz çekersin. Çok güzel. Fakat bu noktada dikkat etmemiz gereken bir husus var. İki kısım var bağlayacağım. Birincisi ithalat. Çünkü ithalat da bizim yurt dışına döviz gönderdiğimiz bir ayaktır. Ne yapmamız lazım aslında bizim? Evet ihracatı arttırırken aslında ithalatı da düşürmemiz lazım. Yani ithal ikameci politikalar yani ithal edeceğimiz ürünü yurt içinde üreterek ithalat miktarımızı azaltıcı politikaların da bence eş zamanlı olarak hem de bana göre ihracattan daha hızlı bir şekilde arttırılması lazım. Hı hı. Çünkü neden? Avrupa'nın Avrupa ülkelerinin rakamları geldi büyüme rakamları. Almanya negatif son çeyrek. Fransa yatay, sıfıra yakın. Avrupa bölgesi gene sıfıra çok yakın. Neden bu üçünü veriyorum? Türkiye'nin ihracatındaki en büyük partnerimiz Almanya. Almanya. Hı hı. Avrupa Birliği diğer hı hı. en büyük partnerimiz. E baktığın zaman ihracatı arttırmaya yönelik olarak e, hamleler yapıyoruz. Üretimi arttıracağız. Ya adam almazsa? Ne olacak? Ne olacak? Şimdi bu da var yani dolayısıyla bu noktada İhracat arttırmak çok güzel bir şey. Turizm gelirlerini arttırmak çok güzel bir şey. Bunlar gerçekten ülkemiz için ülkeye döviz girişini sağlayan çok güzel şeyler. Ama bu noktada ithalatın bence biraz e, geri planda kaldığını düşünüyorum. Yani ithalatı da azaltıcı yönde teşviklerin ve kredilerin verilmesi. bunu bu, bu noktada mesela nasıl Ziraat Bankası ne dediniz? İhracatı arttırmaya yönelik olarak... Ucuz maliyetli 150 milyon TL'ye kadar kredi sağlayacağız, kredi imkanı. Bence çok. Bunu ithalatı düşürmeye yönelik ithal ürünlerin yurt içinde üretimini sağlayacak firmalara da bunun yapılması lazım. Daha düşük mesela faizli kredi veririm. Ben seni maliyet seni eğer içeriden karşılarsan daha doğrusu evet. e, ikame malı. E, ben aradaki farkı sana ucuz krediyle... Çünkü bazen de bir ürünü ithal etmek daha ucuza gelebiliyor hocam içeride üretmektense. Burada devre ediyorsunuz. E, daha ucuz kredi imkanı verilerek aradaki fark belki kompansiye i̇şte edilmeye mi çalışılmalı? Aynen işte bu sübvansiyon. <laughs> i̇şte desteklediğimiz, üreticileri destekleme. Tamam ihracatçıları destekliyoruz, destekleyelim, desteğe devam edelim. Ama ithalatçılarımız yani yurt içinde üretim yapıp ithalatı azaltıcı firmaları da desteklememiz lazım. Hı hı. Bu noktada belki ihracattan bir tık daha fazla hı hı. teşvik gelir. İşte şu ürün gruplarını, şu mal grupları bizim yoğun ihracat e, özür dilerim ithalat yaptığımız ürünler. Sen bunu yurt içinde üretir isen, şey işte aynı nasıl ihracatta ucuz kaynaklı, düşük faizi kredi verir Bunlara da bunu vermemiz lazım. Yoksa yani mekanizma bir yerde takılacak çünkü tamam ihracat arttırıyorsun e, ithalat da artarsa e şimdi o ihracatçı ham maddeyi bir yerden sağlıyor. E, o ihracatçı bunun net bir verisi yok maalesef ama o ihracatçı ham maddeye girdiği ithal ediyorsa ihracat artarken ithalat da artacak. E, biz ihracat artarken döviz girişi sağlayalım derken e, bir yerden döviz çıkışını da arttırmış olacağım. Hocam vaktim bitti ama aslında burada asıl sormak istediğimde Dolar Türk Lirası'nın seyriydi. Neden? Çünkü e, burada ihracatçılar kurum bu seyrinden memnun değil. Ama onları memnun etmek istediğimizde de hane halkı memnun olmuyor. E, çünkü onlar işte 45 bandı istiyor. 45 bandı olunca da kur geçişkenliği nedeniyle olay yine hane halkın oluyor. Zaten Mehmet Şimşek dedi ki geçtiğimiz dönemde TL'nin aşırı değer kaybettiği işte 2018 yılı sonrası Brunson e, kriziyle başlayan çok orada sert bir kayıp yaşanmış lirada. baktık Öyle hani ihracatçı da şov yapmamışsınız. Yani bunu tek başına o yüzden dolar Türk Lirası'nı seneye bağlamak doğru değil dedi. Yani kur için bir adil değer herkesi memnun edecek bir adil değer biçebiliyor muyuz? Herhalde bu hiç en zor sorusu değil mi Siz Ya bence de. en basit sorusu. Öyle mi? O ee, zaman adil değer çünkü, neresi olmalı? Çünkü e, dolar 18 iken 30 istiyorlardı. 30 iken 45 istiyorlar. 45 olunca 80 isterler. 80 olunca 1000 isterler. Ya e bunun sonu yok ki. Bunun sonu yok. Yani sadece ya? Yani ihracatçı şu biraz da şunu yapması lazım. Yani sadece kur artışı değil biraz da ben bir şey yapayım maliyetleri azaltayım desin ya. Yani. Hı hı. Yani sadece kurla kurla bu bir yere gitmez. Peki şu an içinde yaşadığımız bu durum e, kurun burada olmasını destekliyor mu açıkçası? Biraz çünkü rezervlerde düşüş var. CDS tarafı artıyor. Sizin de dediğiniz gibi e, yüksek bir enflasyon ortamı. Daha biraz daha böyle e, sakin bir yükseliş mi? Biraz daha yoksa kurdaki hareket sertleşebilir mi? Şimdi e, hocam, rezerv, rezerv azalışı dedin o noktada e, geçen hafta Merkez Bankası yayını öncesi ee, bu hafta bakamadım çünkü maalesef Zaten çok üzücü bir, bugün çok üzücü bir haftamızdı bizim. Ee, ee, maalesef Güçlü hocamızda kaybettik Marmara Üniversitesi'nden. Ben bir kez daha başını sağ olsun diyorum. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Benim Allah rahmet eylesin. Çok yakın bir arkadaşımdı. Biliyorum. Ee, ve e, şimdi geçen hafta baktığımda evet rezervlerde bir azalış var. Ama bu azalış e, yani benim gördüğüm kadarıyla swap miktarlarında daralma var. Yani bankaların hmm. Merkez bankası yaptığı swap'ları daraltmışlar. Yani dolayısıyla e, piyasaya bu noktada bir rezerv satışı şeklinde ya da kuru tutmaya yönelik olarak bir müdahale olarak bir rezervlerde bir hareket yok gibi duruyor. Yani dolayısıyla bu noktada benim düşüncem kurun şu seyirde enflasyonun bir tık altında. Geçen hafta bununla ilgili ufak bir grafik de hazırlamıştık mesela. İşte hmm. Enflasyonun Aylık hareketi ve kurun aylık yani TL'nin aylık değer kaybı enflasyonun hemen hemen aynı hareket ediyorlar enflasyonun biraz altında TL değer kaybediyor. Ben bu sürecin önümüzdeki bir süre daha devam edebileceğini en az bir iki ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum yönetmenime de teşekkür ediyorum vakti aşık ama bize ek vakit tanıdığı için. Efendim bugün programımızı noktalıyoruz yarın haftanın son işlem günü yeniden yarın sabah Ekotürk ekranlarında buluşmakla ile hoşçakalın.